Peki Perşembe günü Union Saint-Gilloise maçı var. Önemli bir rakip. Esas hedefin lig olduğunu elbette Fenerbahçe her zaman vurguluyor ama Konferans Ligi'nde de böyle bir kadro oluşturduysanız, bu kadar iddialı bir takım oluşturduysanız orada da ciddi yerlere gidebilmesi bekleniyor aslında Fenerbahçe'den. Şimdi rotasyon çok yaptı İsmail Kartal Avrupa ve lig maçlarında. Yine bir rotasyon bekliyor musunuz Selahattin Kınalı? Batshuayi sahada bekliyorum artık. Mert Hakan'ı bekliyorum. Hani rotasyon denir mi denmez mi bilemiyorum. Ama bir yandan da hani bu söylem, hani bu kadro herhalde muhtemelen rakibiyle bütçesi Fenerbahçe'nin aynı, belki daha fazla bütçeli bir takımdır yani Belçika takımından. Ama eğer gerçekten bir Avrupa, samimi olarak bir Avrupa başarısı hedefleniyorsa o zaman Dzeko ile çıkarsın. Yani ilk 11 kadro neyse onlarla çıkarsın. Ama biz hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'den lig şampiyonluğunu bekliyor. Birinci talebi budur. Olmazsa, olursa ne âlâ muhabbeti yani, Avrupa muhabbeti. Türkiye'de hep söylüyorum, Türkiye'de Avrupa'da başarısız oldu diye işine son verilen bir teknik adam yok yani tarihimizde. Varsa yoksa kendi içimizdeki kısır rekabet. Yani Fenerbahçe'de işte 10 yılı bulan hasret nedeniyle şampiyonluğu herkesten fazla önemsiyor. O yüzden bence rotasyonla çıkacak ama şimdiye kadarki Avrupa oyunlarında oynayan oyuncularla devam ediyor olmasına rotasyon mu diyeceğiz? Onu da bir sorgulamak lazım. Çünkü hep onlarla oynamış zaten, onlarla devam ediyor. O zaman da hocaya bir şey, yine hocaya bir şey yazmaz da, yani kadro seçimi sonuçta Fenerbahçe kadrosunda bulunan oyuncular sunur. Rotasyon kim? Diyelim Cengiz, as takımın oyuncusu İrfan Can diyoruz. Cengiz yılın en pahalı transferi, rotasyona bak. Yani oynayacaklar ve rakiplerini yenmeye çalışacaklar ama yenemezlerse de, yani kabul edilebilir bir yenilgi de Fenerbahçe taraftarını çok üzmez. Fenerbahçe taraftarı şunu bekliyor. 2 sene önce Berkeli, Berişalı kadroyla Galatasaray'ı Rams Park'ta yendiler ya. O inançla o maçı kazanmayı bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Derbi bekliyor. Tabii ya, şampiyonluk maçı işte. Bütün hedef, bütün her şey oraya kilitlenmiş vaziyette yani. Bunlar aradaki yenilirsek hüzün verici, işte kazanırsak keyif verici ayrıntılar. Avrupa maalesef bizim ligimizdeki teknik adamlar için bir ayrıntı olmaktan ileriye gidemiyor. Ben o yüzden Galatasaray'ın iflas ettiğini düşünüyorum Avrupa. Ya bu sezonki transfer politikasının yönetimin büyük hatası olduğunu, hazır olmayan adamlara yatır isim 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 isim. Ne oldu? Yine Kerim'le Barış'ın ayağına bakıyorsun. Yani gerçekten önemsediklerine inanarak biraz daha ben de konsantre olmuştum Avrupa'ya. Ama maalesef Galatasaray dahil şampiyonluk hedefi birinci hedef bu ülkede. Ve en çok bunu önemseyen, en çok kutsayan da Fenerbahçe. O yüzden Fenerbahçe Belçika'da kazanır, kaybeder. Dediğim gibi bir ayrıntı, hüznün ya da keyfin bir ayrıntısı olarak kayıtlara geçer. Yoksa final oynayacak gücü yok Fenerbahçe'nin? Var. Var. Zaten ama onun için kurulmadı mı bu kadrolar? Oraya konsantre olamıyorsun işte. Bütün ana o Samandıra'da her tarafta konuşulan şey, hepimiz biliyoruz taraftar kendi arasında. Kadıköy'de geçiyor günleri. Fenerbahçeli arkadaşlarım da oluyor her tarafımda. Bu arada bir tane Fenerbahçeli arkadaşım var, Trabzonlu. Dün bak şeyi de söyleyeyim, ismini anmayacağım ama dün yanındaki kadına bağırarak şiddet uygulamaya çalışan bir adama müdahale oldu. Bu Fenerbahçeli Trabzonlu kardeşim. Polis ne zaman müdahale etti bilmiyorum. Ya arkadaşım daha doğrusu dövdü adamı. Sonra adam arkadaşlarını topladı geldi. Fenerbahçeli kardeşimden bahsediyorum, Kadıköy'de. Şimdi yayın çıkışında kendisiyle buluşacağız. Kadına şiddete karşı duruşuyla bendeki krizi daha da arttı tabii. Onu bir konuşacağız onu. Öyle bir şeyi de anayım buradan, selamla söyleyeyim ona. Kadına şiddeti hep bilir. Her türlü şiddete karşıyız da. Senin zayıfa şiddet gösterişi bir zalimlik, zorbalık. Zorbalığa hepten karşıyız. Gelelim Belçika maçına. Belçika adamı, takımın adını değil mi? Olas mı? Olas. Gilloise. Kaç yıllık takım? Bu çok eski bir takım. Çok eski bir takım ama 2020-21'de tekrar ligi yok. Daha öncesi var. Çok eskilerde var. Çok uzun süredir ama şeyde yok, ligde yok. Çok büyük bir proje takımı. Şöyle 1897 kuruluşu. Yeniymiş ya. Jiroma gibi. Tabii. Çok enteresan ve lige çıktıktan sonraki 3 sezon hep yukarıda. Birinci senesi şampiyon oldu. İkinci senesi aynı puanla... 11 şampiyonluğu var. Yok, son 3 sezon olmuş. Son 3 sezonundan bahsediyorum. Yani lige çıktıktan sonra çok uzun bir süre sessiz kaldı bu takım. Çok eski bir takım. Bir proje, bunun sahipleri İngiltere'de de takımları var. Southampton falan mı? Yok.
Bert City grubu, Santander grubu, Brentford grubu. Brentford sahipleri, ortaklar. Şöyle bir projeyle geldiler bunlar. Mesela lige ilk çıktıklarında bütün scouting'ini altyapılardan, yani ikincilik, üçüncülük takımlarından yaptılar. Takımı öyle oluşturdular. Çok önemli bir proje. İlk geldiği sene 5 puan farktı. Takımı hatırlamayacağım. Muhtemelen Genk'eydi. İkinci sene aynı puanda, 75 puanda bitirdi. Hiç unutmuyorum. Yine lig şampiyonlar günü. Üçüncü sene Anderlecht'in önünde veya Kulüp Brugge'nin önünde bitirdi ligi. Şampiyon mu? Tabii şampiyon. Evet. 3 senedir şampiyon. Yani. Anderlecht'in önündeydi, şampiyon oldu. Tabii. Evet. Bu sene de herhalde şu an lider. Lider 8 puan falan Anderlecht'e var. Genk'e 20 puan var. Yani öyle bir şey var istatistiği. Bu sene sadece 2 maç mağlubiyeti var. Biri içeride, biri dışarıda. Ki dışarıda yenildiği maç 4-0 ama oyunun çok üstüne oynadığı, ona da baktım ben. Hani nasıl bir maç oldu böyle diye. Hatta zayıf bir 3 sezondur da sürekli 3-5-2 oynuyorlar. Yani üçlü şeye çok, bize de biraz alışkın olduğumuz için ligde bizim meclis kararıyla 4-2-3-1 oynuyoruz biz, çünkü böyle ülkede işin kolayına kaçmış vaziyetteyiz. Biraz da ters geliyor böyle oynayan takımlar işin doğrusu. Üçlüye bizim alerjimiz var hocam. Evet, şimdi Galatasaray o zorluğu yaşadı. Bir de eksik kalınca iyice zorlandı bu işte. Çok alışkın olmadığımız bir diziliş, adamları çözüp adam paylaşımı yaparken sıkıntılar yaşıyoruz o dönem içerisinde. Tempolu bir takım, çok kuvvetli bir forvetleri var mesela, inanılmaz yıpratıcı bizim. Hocam bu arada şunu söyleyelim, az önce şampiyon oldu dedik, şimdi Belçika'da playoff sistemi var. Ligi lider bitiriyor ama şampiyon olmuyor. Onu söyleyelim, playoff'a. Hep ligi zirvede bitirdi. Evet. Zirvede bitirdi. İki sarılarca bir takıma maçı olacak. Bu arada bütçeleri de 65 milyonmuş hocam. Fenerbahçe'nin yarısı kadar. Tahmin ettim. Ama çok tempolu, iç muhtemelen kendi sahasında oynamayacak maçları. Çünkü biraz küçük orası. Çok şey baskısı olan da bir saha. Ama yani şey, öyle kolay lokma değil. 8 bin kişilik bir statü. Evet, kolay lokma değil. Yani işin doğrusu o. Hocam açıkçası ama, dürüst olalım, hiçbir Avrupa takımı bizim için kolay lokma çünkü değil. Bu çünkü tık onların kültürleri var, çok özür dilerim. Oyun stilleri var, yapıları var. Kadro kalitesinden bağımsız ilerliyor yani. Şimdi bizim mesela bu sezon zorlandığımız Avrupa takımlarının şöyle bir ortak özelliğini gördüm ben. Nordsjælland, Kopenhag, Sparta Prag. Oyunu olan sıradan takımlar. Hepsinin teknik adamları yetiştirici teknik adamlar. Yarışmacı değiller. Yetiştirici teknik çünkü adamlar. Onlar endüstriyel futbolun nimetlerine göre kurgulanıyorlar. Evet. Çünkü bizim gibi istediği oyuncuyu, işte Dzeko'yu getiremez onlar, belli bir para verip. Kendisi ki. Yaratmak, üretmek zorunda. Üretmek zorunda. Bunun için de oyunları oyuncularından daha güçlü olmak zorunda. Ve o oyun oyuncularını piyasaya çıkartıyor. Sihirli kelime o zaman, o tespit. Oyunları yani, oyuncularından daha... Bu